Herkese selamlar arkadaşlar. Bu seriyi çok beğendiniz. Biz de tekrardan eşimle kararlaştırdık. Şimdi eşim bana birçok soru soracak. Aynı zamanda tankları açacak görsellerden ve o tankın ben sadece bir noktasını görerek hangi tank olduğunu tahmin edeceğim. Bu sırada elbette ekrana bakmayacağım. Bir tanem sen konsepti biliyorsun zaten. Google'a gireceksin. İstediğin bir tank açacaksın. Tamam. O tanklarla alakalı soru sorabilirsin. Zayıf noktası neresi? Zırhı ne kadar? Zırh malzemesi, diriş gücü, işte atış menzili, yakıt kapasitesi. Tamam. Yani teknik detay da sorabilirsin. Veya işte şu tank hangi tank diyebilirsin. Ufak bir kısmını göstererek. Biliyorsun. Böyle görsen tanır mısın tankı? Tabii ki. M4. Hadi dön arkana. Ama biraz HD bulursan sevinirim hayatım. Sabırsızlandım ha. Bakalım hangilerini seçtin. Ama biraz zor olsun bu sefer. Geçen çok kolaydı. Aşkım ben zor yapmaya zaten çalışıyorum. Hadi aşkım sıkıldı. Sevinirim. Sonra bana şey deme. Zero bu nasıl resim deme. Hazırım aşkım. Dur dönme dur. Gel bakalım yakışıklı. Öncelikle kolaydan başlayacağız. Hazır mısın? Hazırım canım. Bu ne? T-34. Ne işe yarıyor? Tank işte Zeren, ne bileyim ne kimin işe yarıyor. Kimin tankı? Kimin tankı? Sovyet tankı. Yani Rus tankı. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanıldı. 1939'larda seri olarak üretildi. Ön zırhı 45 mm, yan tarafta 40 ile 45 mm arasında. Aynı şekilde arkası 45 mm. Bu eski tip T-34, yani ilk modellerinden. Bunun da kulesi 40 ile 45 mm kalınlığa sahip. Topu 76 mm çapında. İleriki modellerde 85'lik topa geçildi. Bu modelin diriş kapasitesi yaklaşık 70 mm daha çelik. Bunların direkt olarak rakibi Panzer 4'ler. Panzer 4 F2, Panzer 4G, ki bunların ön zırhı 50 mm. G modellerinde 80'e kadar çıkartıldı. 80 mm ön zırhı olduğu için bunların bir tık geliştirilmiş modellerinde ince ama daha uzun bir topa geçildi. Bunlar 57'lik ve 100 mm daha çelik diriş kapasitesine sahip. Nefes alır mısın? Ben yoruldum da. İşte 42-43'lere doğru T-30'a 85'lere geçildi. Bunun dışında başka ne anlatabilirim? İlk modellerde 4 mürettebata sahip komutan aynı zamanda nişancı görevini de üstleniyor. Daha sonraki modellerde kupula eklenerek nişancı ile komutanın görevi ayrılıyor. Aynı şekilde kupula ekleniyor. Bu şekilde tankın durumsal farkındalığı artıyor. Üstelik 5 mürettebat olduğundan savaşa daha uygun hale getiriliyor kendisi. Anladım. Bunun dışında anlatacağım başka bir şey. Ya anlatırım da birçok şey anlatırım ama o da uzun sürer ve klişe şeyler olmuş olur. Şu 12 numaralı yer neresi? Bak şurası. Şurayı gör. Aşkım hiçbir şey belli olmuyor yalnız. Transmisyona bağlı bir nokta olduğu belli ama. Peki şunlar ne? Şu çubuklar. Şurada bir 5 tane çubuk var. Motorun bir parçası canım. Muhtemelen pistonun noktaları. Motorların içinde biliyor musun tankların? Ya motor uzmanı değilim ama bilirim biraz. Kapatıyorum. Şu ne? Şu dişli neye yarıyor? O topu yukarı aşağı yapma yarayan nokta canım. Topu yönlendirir yani. Kuleye de çevirir aynı zamanda. Bunlar mühimmatlar değil mi? Evet bebeğim. Bu mühimmatlar nasıl sürülüyor yukarı? Bak bayağı aşağıdalar. Şuradan mı? Evet oradan canım topa doğru veriliyor. Buradan elle mi? Manuel olarak? Tabii elle. Otomatik doldurucu sistem zaten çok daha sonralardan çıktı. Bu hangi tank? Sarı olduğundan dolayı NATO bazlı bir araç olduğu belli. Aşkım ne alaka? Diğer tankları sarıya boyamazlar mı? Yok, NATO bazlı araçlar sarı olur genelde. Tamam. Şimdi şuradan M60T. Ben zaten yine M60T diyecek. Şurayı görünce net bir şekilde anladım da M60T olduğunu nasıl anladım? Şuradaki noktadan. Çünkü şu kaplama sadece M60T'lerde var ki bu M60T'nin de en baba modeli bu arada. Şunları görünce epey bir şaşırdım. Ama sisavanlarının sarı olması ve özellikle zırhın şuradaki şu ufak kaplamayı görüyor musun canım? Evet. Bu sadece M60 tanklarında M60T Sabre modellerinde olan bir detay. Nereden anladın dersen şuradaki noktadan anladım. Tabii yanlışlıkla mouse elinden alıp tıklayınca arkasını görünce alayım. Direkt anladım ama. Ama yine M60T diyecektim. %100 emin misin dersin %99 emindim. Tamam. Bu da gitti. Bu hangi tank? Şimdi paletinden
Az çok tahmin edebiliyorum. Toprağından tanırım dedin ya. Aşkım bu Leopard 2 A4 temelli bir tank. Yani Leopard 2 serisi. Neden? Çünkü şuradaki şu açı sadece Leopard'lar da var. Çekidemir'den aynı şekilde Leopard'larla aynı. Ama bu biraz daha yeni KF-51 olabilir. Kamuflajından belli. Çünkü bak şurada. Ver bana. Şuradaki piksel kamuflaj tarzında kamuflajlar KF-51'lerde uygulandı. Bu KF-51 mi şimdi? Hayır değil. Bak linkinde bile yazıyor KF-51 oldu. Biliyorum oraya baktığını. Biliyorum oraya baktığını. Hadi bakayım. Tank uzmanı. Kaplan MT. Kaplan MT bu. Nereden biliyorsun? Topunun alegizlerinden anladım. Ya 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 da linke bak. Arkada da FNSS yazıyor bu arada. Ne yazıyor? FNSS O yazıyor. ne demek? Onu yapan firma. Afak. Ben onun ayırt edici bir özellik olmadığını düşünmüştüm. Bu Diğerlerine linkini sil bari. Ben arkama bakayım da. ne aşkım? Aa, 105 mm Kokil Neyse. Kulesi. Diğerleri zaten Bu böyle. DT-72. Nereden anladın? Taşıyıcı tekerinden. Kullanılan reaktif zırhtan, zırhın T-72 mi? yapısından her şeyi de tabii T-72. Tamam. T-72B. İyi de oyun bu. Gerçek değil ki. Gerçektir diye düşündüm. Geri gelsene bir. Küçülteyim mi? Yok ya geri gel. Tankı bilmiyorum çünkü. Bir bakayım. Tüm tanka mı bakacağım? Tüm tanka bakayım. Aynen geri gel. Bu tank bir kere gerçekte üretilmemiş bu model Zehra. Bu sadece World of Tanks'ta var. Yani tamamen uydurma bir tank. Çin tankı olduğunu biliyorum. Ama uydurma. Adamlar kafasına göre tank mı uyduruyor? Evet. Böyle bir animasyon mesela şu an doğru mu bu? Yani animasyon olarak güzel. M1'i güzel modellemişler. Ha M1 mi? Yani böyle animasyonlarını anlar mısın? Tabii canım. Düzgün çizirlerse anlarım da animasyon üzerinden göstermez saçma olur. Merak ettim. Mesela bu. E100. Ha? E100. E100 mü? E100. Nereden anladın E100 olduğunu? Kulenin tasarımı ve gövdenin yapısı. Yani bunu çizen adam muhtemelen bunun E100 olduğunu kendisi de bilmiyordur bu arada. Bence de bu arada. Bu. T-34. Aşkım bunlar sadece çizgi. Bu. Esinlenilen tankı söylüyorum, bu uydurma. Ama M1'den ilham alındığı bariz belli. Bu. Bu Super Mario tank. Bunun hiçbir alakası yok gerçekle. Tamamen uydurma bu. Uydurma mı? Behçet. Bahçete. Çahar 25T olarak geçer. Soldaki IS-4, sağdaki de aynı. Yani soldaki IS-4 ama T-10 topuna sahip uydurma yani. Gerçekte böyle bir şey yok. Ortadaki Çar 25'te Behçet olarak da geçer. Sağdaki de Behçet. Aşkım, bu gerçekten bu kadar uzun olur mu bunların ağzı? Topu mu? Top. Ya şimdi bunların hepsi oyun sonuçta böyle. Kullanılan tanklar gerçek. Ona bir şey demiyorum ama IS-4'ün topu uydurma. IS-4'te öyle bir top yok. T-10'da öyle bir top var Bu mu? sadece. Aynen öyle. Bu nasıl bir top? Bu tamamen mi uydurma? Yok o gerçek. Birebir aynı da. Bu modeller prototip. Tam bilmiyorum seri olarak üretiler mi de. Prototip %90. Çar 25'te seri üretilmiş yok. Yani bir AMX-13'leri falan seri olarak ürettiler de. Ki AMX-13 yerine geçecekti bunlar göğe. Ama sonradan AMX-30'ların üretilmesiyle. Yine ben arkamı döneyim mi aşkittom? Evet aşkım. Hayır. Ne kadar saçma sapan tanklar ya. Çok çirkin görünüyorlar. Zerre sen tankların neyini biliyorsun da çirkin saçma diyor. Tipine bakıyorum. Bakıyorum o... Uzmanlık alanın olur. Dersin bu saçma bir tasarım da neyi biliyorsun da neyi saçma diyorsun. Ne aşkım şöyle bir şey var. Karışma. Ben tankın yakışıklılığına bakarım. Yakışıklı mı değil mi? Değilse bitti. Tank yakışıklılığıyla savaşmıyor yavrum. Zırh kalınlığıyla topuyla savaşıyor. Anladım hocam. Yakışıklı tank görmek istiyorsan PL-01'e bak mesela. PDA ne? PL-01. Ama hiçbir alta yaramayan bir model. Bu mu yakışıklı? Evet. Ay senin şeyine. Yakışıklılık anlayışına.
Neyse. Sakinim, sakinim. Şu an gacık gucuk tanklar bulabildiklerimi buldum. Onları iyice gacık gucuk yapmaya çalışıyorum. Mesela bunu buradan nereden bileceksin? Bilemezsin. Mümkün değil. Bilirsen de bilemezsin. Yoo, şimdi bu tankın neresini soralım? Şu adamın kafasını soralım. Aşkım, Efendim canım. sis bombalarının yanda olması mı daha avantajlı, üst önde mi? İkisi de benzer de arka taraf olursa hasar almaya uygun olmaz. Önde olursa hasar alabilir rahatlıkla. Bu yüzden birçoğu yanda. Anladım. Aşkım gelebilirsen. Linklerini görmüyor bu arada. Şu sol yukarıda görünüyor ama o belli olmuyor. Geliyorum canım. Ayarladım mı hepsini? Evet aşkım ayarladım. Hazır mısın? Bekle bakalım. Onları mı göstereceksin sağdaki? Onları göstermeyeceksin değil mi? Şu anda gördüm çünkü. Aşkım niye bakıyorsun o zaman? Hazır mısın diyor. Ses açıldı. Neyini gördün ki? Ya yukarıdaki Leon'un adını gördüm sadece. Diğerlerini görmedim. İyi sevindim. Zaten diğerleri rahatsız gelir. Tamam aç bakalım. Önce şununla başlıyorum. Ben linki elimle kapatıyorum bu Şimdi arada. buradan benim anlayacağımı düşündün değil mi? Evet. Hadi şöyle Şimdi olsun. ha. Bu Kore menşeli Ha? belli. Kore menşeli muhtemelen bu. Hmm. Tabi renklerde bir sapıtma yoksa çünkü bu tonları Kore kullanıyor. Paletine bakabilir miyim biraz daha? Ama Hayır bakamazsın. Bu resimden anlayacaksın. paletinden bunun hafif olduğu belli. Ya bu kere bu bir tank değil. Başından ben sana söyleyeyim. Çünkü hiçbir tankta öyle bir palet yok. Bu 25, 30, 35 tonlarda hafif zırhlı bir araç. Kaplan MT diyorum. Geri gel bakalım. Kaplan MT mi diyorsun? Evet. Doğru. Geri gel bakayım. Tada. Ama bu Türkiye kamuflajı değil bu arada. Bu Kore civarından satılmıştı bu Endonezya'ya falan. Onun kamuflajı. Tamam. Şimdi sana bu. Açtım gözümü. Bu Aç. animasyon mu gerçek mi? Gerçek sanırım. Ben hiç gerçek hiç Animasyon da gerçek gibi durmuyor ama. ikisinden biri ama aynı normaliyle. Ben net olsun diye bunu açtım. Zera böyle bir tankın üzerine ben ilk defa gördüm. Muhtemelen sen saçma sapan bir şey açmışsındır. Hadi burası olsun. Sen bunu oyundan mı aldın? Hayır canım. Bak buraya bakıp anlar mısın? Buraya bakabilirsin. He, Type 90. Type 90 mı? Bak bakalım. K2'ymiş. Ulan tam da K2 diyecektim ha. Ciğer dişisinden Type 90 olduğunu düşünmüştüm. Ya şu reaktif Hangisi? zırhlar K2 olduğunu bana belli etti de ciğer dişisini görünce çok çünkü Type 90'a benziyordu. İlk önce K2 diyesim geldi. Daha sonradan dedim ciğer dişisi Type 90'a çok benziyor. Hatta aynısı. Ki yaklaşır mısın? Bu gerçek değil, animasyon yalnız. Ha. Ya bu gerçek değil ki görmüyor musun çizimi? Bak. Yani cerdişisinin çizimi bir kere farklı. Normalde bunlarda Alman cerdişisi varken adam buraya Type 90'ın cerdişisini modellemiş. Ama ben şu görüntüyü gördüğümde K2 derdim. Şunu görmesem K2 diyecektim. Çünkü reaktif zırh dizaynı tasarımı sadece K2'lerde var. Yani gerçekten buraya bakarak anlar mıydın şöyle? İlk etapta K2 diyecektim. Şimdi nasıl anlarsın? Bu reaktif zırhın dizilimi sadece K2'lerde var. Kore Anladım. tank. Anladım aşkım. Gözümü kapadım. Diğerine geç. Bakıyorum. Aç. Bana seviyor. Bana şu an seviyor biliyor İyi musun? de hiçbir şey belli olmuyor ki bunda. Tamam şimdi Amacı anladım. zaten. MZ-13 herhalde bu. MZ-13 temelli bir araç olması lazım bunun. Küçülteyim mi? Getir bakalım bir full halini görelim. Evet MZ-13.
Afiyet İyi de o olsun. kadar berbat bir çözünürlük ki. Yani MX-13 değil tam olarak da ana konsept olarak MX-13 temelli ZM'ye dönüştürülmüş bir saçmalık. Bu ne? Merkava. Merkava mı? İsrail tankı. Hemen anladın. Nereden anladın? Mesela. Renginden ve o etek zırhın dizaynından. Kapadım. Tamam, açabilirsin. Bu Fransız tankı. Eski bir tank. Paletin yapısından belli. Evet. Yani eski bir tank oldu bariz belli de. Buradan ben bir şey anlamam. Muhtemelen bu Char 2C bis falandır. O civarda bir şey. Yani o tarz bir araç olduğu belli. Char 2 bis mi ne? 2C bis öyle bir şey. Küçük değil mi? Bir bakayım tahmin ettim tank. Hayır yok. Alakası yok. İngiliz yapımı TOG 2'ymiş bu. TOG 2 dur. Ama hiçbir şey anlamlamaz ki oradan ya. Hani paleti hiç TOG'a da benzemiyor bu arada yakından bakınca. Tabi. Tamam, bunu Bu ne? geçiyoruz. Ay, Bu ne lan? ben bunu en son açacaktım, dalgınlığıma Bu gel. Bunun adı. tankın topu mu şimdi? Evet. Valla bu olsa olsa bu Birinci Dünya Savaşı sıralarında kullanılmış bir tanka benziyor. Ben bilmiyorum bunun adını. Bilmek de mümkün değil yani. Yoksa sen böyle daldaşacak uydurma bir şey mi açtın? Ha? Çok gitti. Bunu en son bakacağız. Ben bunu çok sevdim çünkü. T155. Kaç? T155 fırtına ve bu tank değil obüs bu arada bebeğim. O ne demek? Havan ne biliyor musun? Biliyorum. Havanı tanka yerleştir o. Senin anlayacağın dilde. Ha, iyi. Bildi. Tak diye. Bu. T80 temelli bir tank. Aç. Neymiş? Tahmin ettiğim gibi T80U. Şimdi üstüne bakarak bunu çok anlayamazsın. Çünkü üst tasarımı zaten birebir aynı hepsinin. Öyle belirleyici bir unsur yok. Yani T80 de desen doğru, T72 desen de doğru bunu. Peki nereye bakarak anlayabilirsin? Böyle bakarak anlarsın. Bak şu yan taraftaki etek zırhı var ya, şu metal. O T80'lerde kullanılan etek zırhı. Yukarıya gel. Mesela şu kavuşuk noktalar var ya kuledeki. Şunlar. Ne diyorsun ha? O. Onlar T80 serisinde var. T72B3 ya da T90 serisinde yok. Sis havanlı hareket. Ya her şeyinden anlarım ben bunu. Şimdi teker teker açıklamama gerek yok. Peki. Diğerine bakmak istiyorum. Nasıl bir saçmalık açtıysam. Ben inanmıyorum. Ben onun gerçek bir tank olduğunu inanmıyorum. Kesin uydurmamış. Ay, ben onu küçülteceğim. Hadi hadi. Ay, çok eğleniyorum. Hazır mısın? Bak, geliyor. Tada. Ya bu ya. Anne, kim bu? Yalnız bu uydurma, böyle bir topu yok bunların. Ay, çok iyi değil mi ya? Renault yapımı da bunlar ta Osmanlı'dan kalma tanklar yani. Şöyle bunu senin Bu profil 1917 yapımı Renault bu. De Osmanlı varken vardı bu tanklar. Ki böyle bir top ben ilk defa görüyorum bu tanklarda. Muhtemelen uydurmuşlar. İlk defa Bence gördüm. topunu çıkarmışlar. Muhtemelen topu eskimiş, zamanla görevini yitirmiş. Müze yetkilileri böyle yalandan bir şey yapmış diye düşünüyorum. Peki aşkım, Fransız şu yapımı. şapkasını göstersem anlar mıydın? Anlardım az çok. Bilerek buraya gösterdim. Buradan anlamam mümkün değil ki. Belirleyici hiçbir unsuru yok. Su mu? Ha? Hayır. Öyle bir aparat yok. Ha, ateşmiş bu. Alev fırlatan modeller var da İkinci Dünya Savaşı'na kaldı hepsi ve çok nadirdir. Churchill bunun basit bir örneği mesela. Anladım. Son tank resminizi buluyoruz. Bu ne? Ne canım? Söylemedim aşkım. Ya 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 demedim. ya 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 ya
Öyle evet. demedim. Öyle dedin. No. No. Aşkım son 3 resimde bayağı zorlaştıracağım, haberin olsun. Tamam. Şimdi ben son 10 resmi buldum, böyle kaydettim. Linklerden falan ismi de görünmesin diye. Birkaç tanesini zorlaştırmak için birkaç tane şey yapacağım. Mesela bu zaten kendime göre zor olanları seçip artı bir de onları zorlaştırmaya çalışacağım. Şu. Bir de bu. Çok saçma sapan bir tankmış. Bu muhtemelen bunun karakteristik özelliği. Çünkü başka hiçbir yerde görmedim. Ama paletlerinden bakalım. Böyle olsun bu da. Hadi göster bakalım. Tam dur arkanında. Sen şaka mısın? Ana kıldır çıldır aşkı. Ama aşkım az önce vardı. Aşkım bak. Hadi ben bakmıyorum, sen ayarla. Of, çok sinirlendim. Ayarlıyor musun? Ayarlıyorum. Çok sinirli bir şekilde ayarlıyorum hem de. Pis. Aşkım tank tanrıları benle. Ya. Stalin benle. Hitler benle. Churchill benle. Çok az kaldı, dayan. Hadi aşkım geliyorum. Dur aşkım. Tamam. Geliyorum. Gel. Son 10 resimden 10.'sü. Bu 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan 122 mm çapında IS-2 topu. Yani? Yani kullanılan tank IS-2 olabilir. Su-122 de olabilir. Değil. Ama ben IS-2 diyorum. İkisi de değil. Sen nereden biliyorsun da ne ediyorsun? İsmi yazıyordu. IS-2 mi bu? Ana! Ana! Yeah! Neymiş? M4. Ama IS-2'ye çok benziyor. Yakından bakıldığında. Seni köfte. Bu. Altay. Altay mı? Evet. Ney? Neyse benim gözüm görmüyor, dua et. Bu. T-14 armata. Bak bakayım öyle miymiş? Öyle. Bakmıyorum, aç çabuk. Açtım. Ters. Zart. Ters. Çevirsene şunu. Ters tanıyabilir misin? Aşkım özellikle yaptım. Oo! Sen ne kadar mızıkçı bir şey oldun. Göster hadi. Cevap veriyor. Emremiz bu, cevap veriyor. Cevap verdin. Neymiş? Cevap söyle bakayım. M1 Abrams'mış. Mış. Hile yapmak yok. Aslan parçası. Bu. Serhat tankı ters gösteriyorsun. Hile yapmak yok. Ya ben sana dedim zorlayacağım. Bunu anlamanın imkansız. Peki Merkava. Şimdi. Evet. Nereden anladın? Topundan, kulesinin yapısından. Ne neci? Kapattım. Aç aşkım. Ha? Aç. Açtım açtım. Bu 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan Panzer 4 üzerine kuruldu. Yak Panzer. Tank abisi. Doğru mu? Doğru. Kapattım. Şunlara tıklamadan önce bana söyle ki. T-72. Ama ters. Nereden anladın? Anlarım ben. Gerçekten T-72 mi? Bak bakayım. Öyle öyle. Sen de anlarsın zaten. Tam T-72 işte ya. Oy oy oy. Ah bu. T-90A. Oha çatalak diye bildin. Öyle mi? Bak bakayım. Öyle öyle. Bu. Çünkü düz çevir. Tamam arkandan birazcık. Şimdi düz görsem belki bir yorum yapabilirim de bunu ben tanka da benzemiyorum. Yani şu paleti herhalde değil mi? Şu paleti diye düşünüyorum. Neyse bir çevir bakayım. Mouse'a da benzettim. Gel bakayım. Bu ne oğlum? Mersis bombaları sanırım. Yok, yedek paletleri onlar. Hmm.
Ha, Panter 1. Bak bakayım Panter 1 mi? Evet öyle, Panter. Aşkım. Nereden hatırladım biliyor musun? Fotoğraftan hatırladım bu arada. Fotoğraftan mı hatırladın? Aynen, bu fotoğraf çünkü çok popüler bu fotoğraf. Ha, ben de popüler değildir bu diye bulamadım. Yok popüler. Tamam. Yok, yine anlardım da şu arkadaki palet detayı benim kafam karıştı. Anladım aşkım. Velhasıl kelam bugün yine çok başarılıydım Panther aşkım. Panther 1 D modeli yavrum, bu ilk üretim modellerinden. Bunu nereden anladın diye sorabilirsin. Sor bakayım. Nereden anladın aşkım? Kupulasından. Panther A modellerinden sonra kupula değiştirilir ve tanka kule motoru eklenir. Bunların en büyük handikapı şu. İlk üretilen Panther 1 modeli. Ya tabi bunun VKC bilmem ne adı var, onlar prototip ama seri üreten model bu. Bunların kule motoru yok, eliyle çeviriyor mürettebat. Panther'ın A modeline kule motoru var ve kupalarının yapısı daha farklı. Gerek alan her şey hemen hemen aynı. Bir dizim veri. Savaştayken adam nasıl eliyle çevirecek aşkım onu? İçeriden mi? İçeriden, kolla çeviriyor. Ha. Ha, sen dışarı çıkacak, eliyle kuleye çevirecek diye anladın ha? Yo. Ay, gel buraya. İşte bu kadardı. Aşkım gene her şeyi başarıyla bildi. Ters gösterdiklerimde biraz şaşırsana. Şaşırdın değil mi? Yani şaşırdım.